Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. B1 intensif ders konularının ilkiyle dersimiz dilerseniz başlasın. Bu dersimizde arkadaşlar adjektifi als Nomen, yani adlaşmış sıfatları intensif, yani yoğun bir şekilde görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar adjektifi als Nomen, yani adlaşmış sıfatlardan ne anlamalıyız? Tıpkı arkadaşlar güzel Türkçemizde olduğu gibi küçük çocuk dediğimizde ne deriz? Küçük deriz. Ya da yaşlı adam dediğimizde, ki birazdan görüyor olacağız, ne deriz? Yaşlı deriz. Ya da güzel kadın dediğimizde güzel şeklini ne yapmış oluyoruz? Adlaşmış bir şekilde, değil mi? O sıfatı adlaştırmış oluyoruz. İşte bu konu başlığında da bunu görüyor olacağız arkadaşlar. Tabii işin içerisinde nominatif, akusatif ve datif dönüşümler var. Bunu burada yoğun bir şekilde inceliyor olacağız arkadaşlar. İlk örneğimize bir bakalım. İlk örneğimiz arkadaşlar nominatif ile başlıyor. Ne demiş cümlemiz? Der alte Mann kann sehr gut Auto fahren. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Yaşlı adam dediğimizde ne diyorduk? Der alte Mann. Bakın, modal fiilimiz können'i ne yapıyoruz? Üçüncü tekile göre yorumladığımızda kan şeklinde ele alıyoruz. Sehr gut, çok iyi. Autofahren neydi? Araba sürmek, araba kullanmak, değil mi? Yaşlı adam çok iyi araba sürebiliyor, kullanabiliyor anlamında. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar yaşlı adam dediğimizde bakın der alte Mann, bunu ben ne yapacağım şimdi? Adlaşmış sıfata çevirecek olursam der alte Mann, bakın buradaki Mann ne oluyor? Kaldırılıyor ve bunun yerine der alte demiş oluyoruz. Bu durumda der alte, yani yaşlı demiş oluyorum. Tabi burada asla bir hakaret, bir argo söz konusu değil. Ne yapmış oluyorum? Onu adlaştırmış oluyorum, o sıfatı. Dolayısıyla yaşlı, yani der alte kann sehr gut Auto fahren dediğimde aslında kastettiğim kişi kim? Der Mann. Dolayısıyla bakın fark ettiyseniz zaten bu bizim Almanca'daki kuralımızdı. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sıfatları ufak harfle başlıyordu, değil mi? Küçük harfle başlıyordu. Dolayısıyla ilk harfimiz nasıl başlıyor? Büyük harfle başlamış oluyor. Çünkü ne yapıyorum artık orada? İsimleştirmiş, diğer ismiyle adlaştırmış oluyorum. Bu sebepten der alte dediğimde demek ki der alte'den kasıt ne? Der alte Mann. Bu durumda der alte kann sehr gut Auto fahren, yaşlı çok iyi araba sürebiliyor demiş oluyoruz. Demek ki toparlayacak olursak bu iki cümleyi arkadaşlar, der alte Mann kann sehr gut Auto fahren, burada bariz bir şekilde, değil mi? Yaşlı adam çok iyi araba sürebiliyor demiş oluyoruz. Ancak burada da bir kapalı anlatım gibi, değil mi? Ancak adres gösterdiğim kişi kim? Yaşlı adam. Dolayısıyla der alte, yaşlı, der alte kann sehr gut Auto fahren demiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bunu ben akusatif olarak ele aldığımda, akusatif neydi? İsmin iyi haliydi. Çok basit bir durum, bir değişiklik söz konusuydu. Ne oluyordu? Der, den'e dönüşmüş oluyordu, öyle değil mi? Burada da şimdi artık elimiz der olduğundan, der Mann olduğundan ne olacak? Den'e dönüşmüş olacak ki. Bakın burada ich kenne den alten Mann. Kennen neydi arkadaşlar? Tanımak demekti. Dolayısıyla yaşlı adamı tanıyorum dediğimizde ich kenne den alten Mann demiş oluyoruz, değil mi? Şimdi ben o yaşlıyı tanıyorum dediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki alten Mann'da ne yapacağım? Mann kaldırılacak ve bunun yerine ich kenne den alten dediğimde o yaşlıyı tanıyorum demiş oluyorum. Tabi burada kastettiğim kişi kim? Der Mann. Bu durumda ich kenne den alten dediğimde demek ki o yaşlıyı tanıyorum demiş oluyorum. Bakın burada ne oluyor? Kapalı bir anlatım oluyor. Tabi kontekstin içerisinde düşündüğümüzde, o bağlam içerisinde düşündüğümüzde ne yapmış oluyoruz? Der Mann'a gönderme yapmış oluyoruz. Bu durumda ich kenne den alten Mann, o yaşlı adamı tanıyorum. Ich kenne den alten Mann. Burada ise ne yapmış oluyorum? Ich kenne den alten, o yaşlıyı tanıyorum demiş oluyoruz, değil mi?
Buraya baktığımızda arkadaşlar datifi görüyoruz. Datifte de ne oluyordu arkadaşlar? Özellikle bakın cümlenin içerisinde mit varsa ile birlikte dediğimizde değil mi? Ne yapıyoruz? Datife dönüştürmüş oluyoruz bu artikeli. Ne oluyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Der ve das dem'e dönüşürken ne oluyordu? Die, dere dönüşmüş oluyordu. Şimdi burada gene aynı örnekten der alte Mann örneğinden yola çıkarak Ich laufe mit dem alten Mann durch den Park. Öncelikle bir anlamlandıralım. Laufen, yürümek, tempolu yürümek ya da koşmak anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Mit dem alten Mann, yaşlı adamla birlikte dediğimde demek ki ne olacak? Der, dem'e dönüşmüş olacak değil mi? Mit dem alten Mann demek ki yaşlı adamla birlikte demiş oluyoruz. Durch den Park, parkın değil mi? İçinden ne yapıyorum? Yürümüş oluyorum ya da tempolu yürümüş oluyorum yaşlı adamla birlikte. Şimdi arkadaşlar mit dem alten Mann burada ne yapacağız? Şimdi Mann'ı kaldırdığımızda buradaki alten ne olacak? Bu şekilde ele alınacak. Dolayısıyla ich laufe mit dem alten dediğimde yaşlı adamla yürüyorum demiş oluyoruz. Tabi cümlenin devamını da getirebiliriz. Ich laufe mit dem alten Mann durch den Park da diyebiliriz. Ya da kısaca ne deriz? Yaşlı adamla yürüyorum dediğimizde ich laufe mit dem alten deyip noktamızı da koyabiliriz. Durch den Park ile de ne yapabiliriz? Cümlenin devamını getirebiliriz. Tabi burada asıl odaklanmamız gereken bu altını çizmiş olduğum ifadeler. Demek ki dem alten Mann ne olmuş? Dem alten şeklinde ele alınmış. Burada arkadaşlar dem alten Mann yerine dem alten dedik ya, o yaşlıyla birlikte anlamına geliyor. Şimdi bir yaşlıyla birlikte diyecek olursak dem einem alten denildiğinde bir yaşlı ile birlikte anlamına geldiğinde bu durumda ne olacak? Ich laufe mit einem alten denildiğinde demek ki bir yaşlıyla birlikte demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der alte Mann kann sehr gut Auto fahren. Der alte Mann kann sehr gut Auto fahren. Der alte kann sehr gut Auto fahren. Der alte kann sehr gut Auto fahren. Ich kenne den alten Mann. Ich kenne den alten Mann. Ich kenne den alten. Ich kenne den alten. Ich laufe mit dem alten Mann durch den Park. Ich laufe mit dem alten Mann durch den Park. Ich laufe mit dem alten. Ich laufe mit dem alten. Ich laufe mit einem Alten. Ich laufe mit einem Alten. Bir sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die schöne Frau kommt aus Amerika. Evet, schön neydi? Güzel, die Frau, kadın değil mi? Güzel kadın denildiğinde demek ki die schöne Frau nereden geliyormuş? Amerika'dan. Dolayısıyla die schöne Frau kommt aus Amerika. Bakın burada die schöne Frau, güzel kadın, güzel Türkçemizde de öyle deriz öyle değil mi? Güzel deriz. Dolayısıyla güzel Amerika'dan geliyor. Kimi kastetmiş oluyorum? Kadını. Bu durumda die schöne demiş oluyorum. Die schöne kommt aus Amerika denildiğinde güzel Amerika'dan geliyor. Kimi kastediyorum? Kadını yani die Frau. Bu durumda die schöne Frau kommt aus Amerika yerine ne demiş oluyorum? Die schöne kommt aus Amerika. Bakın bu nominatif yani yalın haldeki durumlar için söz konusu olan bir durum değil mi? Ne yapmış oluyorum? Ufak harfle, küçük harfle başlayan schöne ne olmuş? İlk harfi büyük olacak şekilde yazılıyor. Bu durumda ne oluyor? Adlaşmış oluyor değil mi? Bu sıfatı ne yapmış oluyorum? İsimleştirmiş, adlaştırmış oluyorum ve die schöne demiş oluyorum. Akusatife şimdi bakalım arkadaşlar. Akusatif yani ismin iyi hali neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Der, den'e dönüşürken die ne oluyordu? Yerli yerinde kalıyordu. Herhangi bir dönüşüm ne oluyordu? Olmuyordu. Bakalım die Polizei sucht die schöne Frau. Evet bakın kurumdan bahsederken arkadaşlar die Polizei, polis değil mi? Suchen neydi? Aramak demekti.
Bir şeyi aramak derken zuhen neyi gerektiriyordu arkadaşlar? Akusatifi gerektiriyordu. Dolayısıyla polis güzel kadını arıyor dediğimizde die Polizei sucht die schöne Frau. Bakın sıfatlar nasıl yazılıyordu? Gene bu şekilde yazılmış oluyordu. Dolayısıyla die schöne Frau değil mi? Şimdi ben bunu adlaştırmış olarak ele alacak olursam die Polizei sucht ne diyeceğiz arkadaşlar? Die schöne diyeceğiz. Bu durumda değil mi? Büyük harfle başlıyor kelimemiz. Ne oluyor? Sıfatımız isimleşmiş oluyor ve die schöne polis güzeli arıyor dediğimizde demek ki die Polizei sucht die schöne demiş oluyoruz. Datif'e baktığımızda ne olacak? Bir bakalım arkadaşlar. Datif'te die Polizisten kehren mit der schönen Frau ins Revier zurück. Evet, die Polizisten arkadaşlar, polisler değil mi çoğul olarak? Burada ayrılabilir fiil var arkadaşlar. Zurückkehren, geri dönmek demek arkadaşlar. Zurückkehren, hatırlarsınız bunu yumurta şeklinde ifade etmiştik. Değil mi? Çatlak yumurta şeklinde ne yapmıştık? Çatlağın başındaki değil mi? Ön takıyı ne yapıyoruz cümlenin? Sonuna geliyoruz ve kehren yani oradaki kök ne olmuş oluyor? Ona göre çekimlenmiş oluyor. Zurückkehren demek ki geri dönmek demek arkadaşlar. Mit der schönen Frau, güzel kadınla ins Revier, das Revier karakol demek arkadaşlar. Dolayısıyla polisler güzel kadınla birlikte ne yapıyorlar? Karakola dönüyorlar dediğimizde. Değil mi? Bakın burada ne olmuş? Mit der schönen Frau. Cümlenin içerisinde mit varsa ne oluyordu arkadaşlar? Datif oluyordu. Bu durumda die neye dönüşüyordu? Der'e dönüşmüş oluyordu. Ve ne olacak arkadaşlar? Sıfat da mit der schönen şeklinde ifade ediyorduk değil mi arkadaşlar? Bunu çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Dolayısıyla bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videolarını izlesinler arkadaşlar. Çünkü Almanca'da esas olan şu ki biz eğer temeli sağlam oluşturursak çok rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Dolayısıyla en ufak bir sıkıntı yaşadığınızda o ilgili ders videosunu, o ilgili dersi mutlaka izleyelim ki sağlam bir şekilde yol kat edelim. Bu durumda bakın mit der schönen Frau denildiğinde güzel kadınla birlikte dediğimizde mit der schönen Frau dememiz gerekiyormuş değil mi? Şimdi buradaki Frau kelimesini kaldıracak olursak ne oluyor bir bakalım. Die Polizisten kehren mit der schönen ins Revier zurück değil mi? Güzelle birlikte değil mi? Ne yapıyorlar? Karakola geri dönüyor polisler dediğimizde die Polizisten kehren mit der schönen ins Revier zurück demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die schöne Frau kommt aus Amerika. Die schöne Frau kommt aus Amerika. Die schöne kommt aus Amerika. Die schöne kommt aus Amerika. Die Polizei sucht die schöne Frau. Die Polizei sucht die schöne Frau. Die Polizei sucht die schöne. Die Polizei sucht die schöne. Die Polizisten kehren mit der schönen Frau ins Revier zurück. Die Polizisten kehren mit der schönen Frau ins Revier zurück. Die Polizisten kehren mit der schönen ins Revier zurück. Die Polizisten kehren mit der schönen ins Revier zurück. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Das kluge Kind rechnet schneller als ein Taschenrechner. Evet, Taschenrechner arkadaşlar, der Taschenrechner hesap makinesi demek. Das kluge Kind, das Kind çocuk, das kluge klug neydi arkadaşlar? Zeki demekti. Rechnen hesap etmek, schneller als daha hızlı değil mi? Bunu komparatifte de görmüştük zaten. Demek ki zeki çocuk diyecek olursak ne diyorduk arkadaşlar? Das kluge Kind diyorduk değil mi? Şimdi arkadaşlar das kluge Kind zeki çocuk yerine ben ne diyebilirim? Zeki. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Kind'e gönderme yapmış oluyorum yani çocuğa. Zeki ne yapıyor? Hesap makinesinden daha hızlı hesaplama yapabiliyor. Dolayısıyla das kluge
Rechnet schneller als ein Taschenrechner demiş oluyoruz. Demek ki sıfatlar küçük harfle başlarken neydi kuralımız değil mi? Sıfatlar her zaman küçük harfle başlıyordu. İsimler de ne oluyordu? Büyük harfle başlıyordu ki burada da durum bu. Dolayısıyla das kluge denildiğinde zeki daha hızlı hesap yapabiliyor. Neye göre? Bir hesap makinesine göre daha hızlı hesap yapabiliyor dediğimizde değil mi? Ne diyormuşuz? Das kluge diyormuşuz. Akusatife mi baktığımızda arkadaşlar? Akusatifte ne oluyordu? Das artikeline baktığımızda yerli yerinde duruyordu öyle değil mi? Das, das olarak ele alınıyordu. Bu durumda ne olacak bir bakalım. Die Schüler finden das kluge Kind lustig. Bakın herhangi bir dönüşüm yok. Finden neyi gerektiriyor? Akusatif ancak herhangi bir dönüşüm olmadığı için das olarak kalıyor. Die Schüler öğrenciler finden bulmak lustig eğlenceli anlamında arkadaşlar. Eğlenceli, komik anlamına geliyor. Dolayısıyla ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Öğrenciler zeki çocuğu eğlenceli buluyorlar, komik buluyorlar dediğimizde bakın das kluge Kind demek ki zeki çocuk demiş oluyoruz değil mi? Öğrenciler zeki çocuğu komik buluyorlar demiş oluyoruz ya da eğlenceli buluyor demiş oluyoruz. Şimdi das kluge Kind yerine biz das kluge şekline de büründürüyoruz burada. Ne yapıyoruz? Sıfatı isimleştirmiş ya da adlaştırmış oluyoruz. Bu durumda die Schüler finden das kluge lustig. Das kluge'den kasıt demek ki kim? Das Kind değil mi? Çocuk kastedilmiş oluyor. Datif'e baktığımızda arkadaşlar datifte neydi kuralımız? Das ne oluyordu? Deme dönüşmüş oluyordu ki burada da bunu görüyoruz. Das Matheheft. Evet burada H'yi eksik yazmışım. Evet ne olacak burası? Yazarken bazı zamanlarda böyle. Evet adlarını biliyor. Das Matheheft. Çünkü matematik defteri denildiğinde. Das Matheheft gehört. Gehören neydi arkadaşlar? Ait olmak demekti. Dem klugen Kind. Zeki çocuğa ait dediğimizde değil mi? Das Kind ne oluyor? Dem Kind, dem klugen Kind. Dolayısıyla matematik defteri zeki çocuğa ait dediğimde demek ki das Matheheft gehört dem klugen Kind. Şimdi bunu arkadaşlar matematik defteri zekiye ait dediğimizde das Matheheft gehört dem klugen denildiğinde de gene aynı anlam barınmış oluyor. Sadece ne oluyor? Burada sıfat adlaşmış oluyor ve dem klugen şeklinde yorumlanmış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das kluge Kind rechnet schneller als ein Taschenrechner. Das kluge Kind rechnet schneller als ein Taschenrechner. Das kluge rechnet schneller als ein Taschenrechner. Das kluge rechnet schneller als ein Taschenrechner. Die Schüler finden das kluge Kind lustig. Die Schüler finden das kluge Kind lustig. Die Schüler finden das kluge lustig. Die Schüler finden das kluge lustig. Das Matheheft gehört dem klugen Kind. Das Matheheft gehört dem klugen Kind. Das Matheheft gehört dem klugen. Das Matheheft gehört dem klugen. Sırada son örneğimiz var arkadaşlar. Viele arme Leute wissen nicht, wie sie überleben sollen. Öncelikle anlamlandıralım. Viele arme Leute, birçok fakir insan, wissen nicht, bilmiyorlar, wie sie überleben sollen. Überleben, hayatta kalmak. Dolayısıyla ne diyor cümlemiz? Birçok fakir insan nasıl hayatta kalmaları gerektiğini bilmiyorlar değil mi demiş oluyoruz. Şimdi buradaki fiile ame leute yerine leute'yi kaldırdığımda ne olacak? Fiile ame şeklinde yorumlanacak. Bu durumda fiile ame wissen nicht wie sie überleben sollen demiş olduğumuzda herhangi bir anlam kayması olmayacak. Bütünlük gene sağlanmış olacak. Demek ki fiile ame leute yerine ne oluyormuş? Fiile ame şeklinde de ele alınıyor. Biz bunu nominatif olarak ele alıyoruz. Şimdi akusatif olarak ele aldığımızda ne olacak arkadaşlar?
Man soll die armen Leute unterstützen. Unterstützen, desteklemek demek arkadaşlar. Ne yapmalı? Fakir insanlar desteklenmeli. Dolayısıyla man soll die armen Leute unterstützen demiş oluyoruz. Leute kaldırdığımızda ne olacak arkadaşlar? Man soll die armen unterstützen denildiğinde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Buradaki sıfatı isimleştirmiş oluyoruz. Bu durumda ne oluyor? Büyük harfle başlıyor değil mi kelimemiz? Bu durumda man soll die armen unterstützen, fakirler ne olmalı? Desteklenmeli demiş oluyoruz. Güzel Türkçe'de de öyle deriz, öyle değil mi? Fakir insanlar desteklenmeli yerine ne deriz? Fakir desteklenmeli deriz, öyle değil mi? Buradaki mantık da gene aynı. Ve son örneğe de baktığımızda burada datiflik var. Ne diyor? Die Taschen gehören den armen Leuten. Çantalar fakir insanlara ait. Ancak ben şöyle de diyebilirim. Die Taschen gehören den armen şeklinde de ne yapabiliyormuşuz? Yorumlayabiliyormuşuz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Viele arme Leute wissen nicht, wie sie überleben sollen. Viele arme Leute wissen nicht, wie sie überleben sollen. Viele arme wissen nicht, wie sie überleben sollen. Viele arme wissen nicht, wie sie überleben sollen. Man soll die armen Leute unterstützen. Man soll die armen Leute unterstützen. Man soll die Armen unterstützen. Man soll die Armen unterstützen. Die Taschen gehören den armen Leuten. Die Taschen gehören den armen Leuten. Die Taschen gehören den Armen. Die Taschen gehören den Armen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektif ve als nom konusunu ayrıntılı bir şekilde, intensif, öyle değil mi? Yoğun bir şekilde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.